Bu kalleş tertip yalnız size değil, Ali Selçuk'a da yapılmıştır sultanım. Küffara tezelden en şiddet cevabı verip cüretlerinin hesabını sormak bize farzdır. Akın var oğul. Sefer hazırlıklarımız küffarın yüreğine korku salmıştır. Gayrı kavrulup dursunlar. Şimdi o ürkek kalplerini sökmenin vaktidir. Biruni Hazretleri, mevcuttaki mancınıkların menzil ve kuvvetini arttırdığınızı söylemiştiniz. Bunları yeniden imal ile en fazla ne kadar ırığa atış yapabiliriz? Tahribat menzilini 500 arşına kadar çıkardığımı düşünürüm. Ama henüz tartıp sınamadık. Sınarız o vakit. Onlarla Bizans'ın en mühim merkez karakoluna çoğu mühimmatı tuttukları Kapetru'yu vuracağız. Küffar dediğin o karakolda sadece mühimmat değil. Mühim evraklar da saklar diyebilirim. Gizli mühimmat üslerinin yerleri, türlü haritalar, alınan verilen vergiler ve dahi cevher yatakları ile alakalı mühim evrakların yekününün orada tutulduğu söylenir. Eğer orayı yerle bir edersek onlara da... Kaygı etme Atabey. Dediğin gibi mühim evrakları o karakolda tutarlanmış. Ama evrak mahzeni karakolun altında emniyetli bir sahadaymış. Evvelce Alpagut söylemişti. Hiçbir vakit saldıramayacağımızı düşündükleri Kapetru'yu yerle bir edersek sadece onların yüreklerine korku salmayız. Mahzendeki evrak içinde sefer öncesi işimize yarayacak bir şey varsa onu da ele geçirmiş olacağız. İsabetli bir karar yeğenim. 500 arşın mesafeyle sokulmak kafi gelecektir. Mancınığı bu yeni haliyle kullanabiliriz o vakit. Hasan Bey, sen de Vaspuraka'nın fethi için fetvanı hazır eyle. Buyruk sizindir sultanım. Sultanım, münasip görürseniz fetihte serdar olarak ordumuzun önünde sizi görmek isteriz. Ömrünce Türk'e serdarlık etmiş Horasan Arslan'ı ağabeyimiz Çağrı Bey bu vazifeye en layık kişidir. Buyruk devletli sultanımızın. Gönlümden geçen de bu idi. Vazifeyle gelince Ali'yü'l-Ala oldu. İsabet buyurdunuz sultanım. Hem böylelikle Çağrı Bey'im Ali Selçuk ordusunun serdarı olarak Şehit Hatun'un intikamını da katili Kekamenos'tan almış olacaktır.